Abi sakız çiğnemek orucu bozar mı? Bozar tabii. Yani derdindesiniz sakız orucu yani. Bozar. Tabii ki bozar yani. Niye soruyorsunuz ki halka? Bozar mı bozmaz mı? Sorun yani. Halkın derdi bu ben değil. Ben sakız mi satıyorum halkın sakın. Halkın derdi bu değil. Başka bir şey sorun. Ne mesela derdi? Daha çok önemli şeyler var bu Türkiye'de. Önemli olanlar şeyler. Zam var mesela. Evet. Her gün bir zam. Niye zam geliyor? Neden geliyor? Neden geliyor? Ben de onu anlamamışım. Niye? Acaba bizim paramız çok mu yani? Sokağa mı atacağız biz parayı? Bu Türkiye'de önemli olan şeyler var. Bunları konuşmamız ne gerekiyor. Var? Zam var mesela. Türkiye'nin gidişi ne? Gidecek mi, batacak mı? Bunlar daha önemli bence. Türkiye haklı yani. Hep zam, hep zam yani. Burama kadar geldi. Kime soracağız? Kime, kime? Kim zam yapıyorsa ona. Ha, burada Tayyip Erdoğan'a bir şey söylemeyin. Ne oldu şimdi? Olmadı. Sakız gündemde değil yani. Tamam, ekonomiyi soralım. Evet. Çünkü ekonomi çöktü yani. Tayyip Erdoğan'a laf söylemeyin diyor. Evet, söylemeyin. Tamam. Ben Tayyip Erdoğan'cıyım. Ben söylemeyin arkadaş. Tamam, kimse Tayyip Erdoğan hakkında konuşamaz bu bir. Tamam. Kimse yani Tayyip Erdoğan çırpmıyor. Kimse hakkında yemiyor. Bu tamam, tabii gerçek kötü yani. Sen diyorsun, ben evet, bilmiyorum. Ekonomi kötü. Herkes kötü diyor. Herkes sakızı soruyor. Hayır, sakız söyleme yani. Tamam. Sakız konacak bir şey değil. Tamam, ekonomi nasıl? Allah ekonomi. Allah. Çökmüş durumda şu an. Bak, kimse Tayyip'e laf söylemez. Evet, Tayyip kimse söyleyemez. Doğru. Çarpmıyor, çırpmıyor yani Tayyip Erdoğan. Ya, neyi biliyorsunuz? Çarpmıyor, çırpmıyor. Ya ben anlayamadım şimdi. Seni paranlamıyor ya adam. Kazanıyor, yiyor yani. Ekonomi neden kötü yani? Onu diyoruz. Soruyorum. Ekonomi niye kötü? Bak sor. Sen ben bak en bir şeyi var, ha, örneği ben, var. Ben sakızı sordum. Sakızı ekonomi sorma. Kötü sensin. Ekonomi çöktü evet yani. Her şey zam gelirse ne oluyor? Tamam. Bu ülkede kim suçu, kim yiyecek? Kim suçlu? Dünya kaoslu, dünya kaoslu. Ne anlatıyorsun? Evet. Bu dönem özellikle sağ tarafa oy vereceğim ki o Mehmet Cengizler bu milleti düzelsin. Boşver. Bu dönem AKP'ye oy vereceğim. Bu dönem AKP'ye oy vereceğim. Her şey AK Parti yaptı. Geçmişten günümüze baksana, her şey AK Parti yaptı. Ne yaptı? İnternet diye bir şey var. Aç abla bak. Biraz önce sen diyordun ne? Yokluk var, yoksulluk var diyordun. Evet ama AK Parti'den bilinmiyor. Ya yok mu? Ah yavrum benim ya. Hayret. İnsanlarda beyin kalmadı. Önceden vardı ki beyniniz. Önceki beyin vardı. Önceden beyin vardı. Bak. Herkes senin gibi anlar. Doğru, şimdi bekle. Bekle. Beyin değirmen taşı gibidir. Bir şey atarsan öldür. Dinle. Dinle. Ölmezse kendi kendini öldür. Önceki beyinlerle ne yaptın sen? Ne öğrettin? 73 yaşındayım ben. Ne yaptın? Bu adam iktidara geldiği zaman. Ne yaptın? Ne yaptın? Bir dakika. Doğru, şimdi siyasal olarak konuşma. Siyasal olarak konuşma. Siyasal olarak konuşma şimdi. 33 tane küçük altın alıyordum. O beyninle. O beyninle ne yaptın? Hayır. O beyninle sen beyninle ne yaptın sen? Ne yaptın o beyninle? Onu anla. Bu ülkeye ne katkı sağladın? Bırak altını mangırı sana. Alırsın. Vatan gitti mi altını mangırı yiyemezsin sen. Vatan gitti mi altını mangırı yiyemezsin. Önce vatan boş ver sen. Vatan mı kaldı? Satıldı. Kimin sattığı belli. Vatan satıldı. Kimler sattığı belli. Boş ver sen. Abi sen uyu. Katar'a gitti. Katar'a gitti. Neymiş 73 yüzden ne öğrettin bu ülke adına? Ne fikir öğrettin? Katar'a gitti. Olan Katar'a gittin. Olan sizin verdikleriniz, o satanların Yunanistan oraya buraya verdikleri nereye gidiyor? Dangalak dangalak konuş. Sen kaç yaşındasın? Neden haberin var? Ananın babanın kazandığıyla hazırları yiyorsun sen. Çocuğa niye dangalak yiyorsun? Sen tamam, kimsin be? Tamam. Konuşmalar, hanımefendi. Niye dangalak siz kimsiniz? Size ne ya? Konuşmaları size ne biliyorsun? Ne ikimiz konuşuyoruz? Biz ikimiz. Ben haddimi biliyorum. Ben haddimi biliyorum. Siz oradan şu insanlara yardım edin. Siz oradan müdahale etme hakkını nereden buluyorsunuz?